Yepyeni bir videonun hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere ayrık olarak hazırladığım 5000 10.000 TL'lik akıllı telefonlar listesi yerine 10.000 ile 15.000 TL'lik akıllı telefonlar listesiyle karşınızdayım. Çünkü böyle bir talep geldi. Haziran ayının 5000 ile 10.000 TL'lik akıllı telefonlarını zaten listelemiştim. Şimdi ise 10.000 ile 15.000 TL arasındaki akıllı telefonları sizler için listeledim. Bunlar benim favorilerim. Sizlerin bunu beğenmedim, bu da o seri daha iyiydi ya da bunu niye koydun gibi bir serzenişi olacaksa bana onları da yorumlara yazarsanız sevinirim ve kanalıma da abone olmayı sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz sonsuz mutlu olurum diyeyim ve Honor 70 ile başlayalım arkadaşlar. Listemizin başındaki Honor 70'in fiyatı ben bu listeyi hazırladığım sıralarda 11.600 TL bandındaydı ve OLED bir paneli var. 120 Hz destekli bu panel. Ekran açısından oldukça başarılı. Google servisini müessese bulunduruyor ve Snapdragon 778G Plus ile geliyor bu akıllı telefon. Bence cihazın en önemli özelliklerinden bir tanesi tasarımı ve teknik detayları sonrasında 66 Watt'lık hızlı şarjı çünkü oldukça hızlı ve gayet de kaliteli bir malzeme yapısına sahip Honor 70. Dediğim gibi bu listeyi hazırladığım günle bugünün arasında ya da sizin izlediğiniz gün arasında fiyat farkları olabilir. Linkleri zaten yorumlara bırakıyor olacağım. Oradan bakıp güncel fiyatları görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Listemizin ikinci sırasında Samsung Galaxy A4 var. Galaxy serisinin bu seneki A modellerindeki en üst segment model A4. Ülkemize gelen normalde A74 de var ama ülkemize gelmedi. Ülkemize sadece A4 satılıyor. Şimdi bu cihaz da 12.500 TL bandındaydı ben bu listeyi hazırlarken. ancak. Ancak KDV güncellemeleri oldu bazı kurda oynamalar oldu vesaire fiyatlarda değişiklikler olmuş olabilir ama çok öyle uçurum farkları olduğunu ben düşünmüyorum her zaman olumsuz düşünmüyorum bazen anlık kampanyalar oluyor daha ucuza geliyor aile 4'e baktığımız zaman bu cihazın ekranı da muazzam arkadaşlar 120 Hz'lik bir yenileme hızı var Exynos 1380 ile geliyor bu akıllı telefon 5 nanometrelik bir üretim süreciyle üretilmiş bir işlemci bu ve 5000 mAh'lik bir pil var açıkçası Nesli'deki tüm cihazlarda şuna dikkat çekmek istiyorum sizlerin dikkatini çekmek istiyorum. Bütün cihazın ekranları gerçekten çok başarılı. Yani bu fiyat seviyesinde satın alabileceğiniz akıllı telefonlar arasında karşılaştırdığımızda ekran kalitesi anlamında hepsinin ekranı birbirinden iyi diye düşünüyorum. Ben tabii sizlerin de yorumları benim için her zaman olduğu gibi çok önemli. Geçtiğimiz yıl tanıtılan bu yılda ikinci modeli çıkan Nothing Phone isimli bir akıllı telefon var biliyorsunuz ve Nothing markasının aslında akıllı telefonu bu ve Nothing markasının birinci modeli yani Nothing Phone 1. Ülkemizde artık resmi olarak satılıyor arkadaşlar. Bir distribütör tarafından Evofon tarafından getirildi ve satışa çıkartıldı. Şimdi Nothing Phone 1'e baktığımızda ülkemizde 15.000 TL gibi bir akıllı telefon piyasasının bir tık üstünde kalan bir fiyatla da bizlerle buluşuyor olsa da cihaz enteresan bir cihaz arkadaşlar. Bir kere tüm akıllı telefonlardan farklı ve işin teknik detaylarına baktığımızda ekran deneyimini seveceğinizi düşünüyorum. Bence tasarımı ve tamamıyla farklı arayüzüyle sizlere de bir nefes olabilir bu akıllı telefon. İşlemci tarafına baktığımızda ise içerisinde Snapdragon 778G Plus var ama Yine de bu akıllı telefon bence bu listede kendine yer bulmalıydı. 10.000 ile 15.000 TL arasındaki akıllı telefonlar arasında. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yazarsınız. İlk çıktığında çok ses getiren Realme GT2. Bu akıllı telefon bence hala çok iyi bir fiyata sahip arkadaşlar. Yine 14-15.000 TL bandında fiyatı ve amoled bir ekranı var. 120 Hz'lik bir yenileme hızına sahip bu ekran aynı zamanda ve 1300 netlik bir parlaklığa da sahip. işlemcisi. işte en önemli nokta bu zaten Snapdragon 888 modeli bir işlemci var bu cihazın içerisinde oldukça başarılı bir işlemci modeli bu işlemci ve bu açıdan belki de bence listedeki en iyi performansı sahip cihazlardan bir tanesi olabilir. 5000 miliamperlik bir batarya ve 65 wattlık bir hızlı şarj desteğini bünyesinde bulunduruyor. Realme GT 2 sevgili arkadaşlar bir sonraki cihaza baktığımızda xiaomi 13 lite görüyoruz. Açıkçası adına lite olduğundan dolayı birazcık beklentiniz düşük kalmış olabilir ama bu akıllı telefon hiç de light bir model değil arkadaşlar gayet iyi özellikleri sahip. Özellikle tasarım ve ekran kalitesi size göz dolduruyor bence. Farklı bir tasarımı var, diğer cihazlardan farklı, diğer modellerden farklı ama işin sonunda ekrana baktığımızda ekranda Dolby Vision desteğini görüyoruz, HDR desteğini görüyoruz. Aynı zamanda 120 Hz'lik bir yenileme hızı gibi detaylar yine bu ekran panelinde bizleri karşılıyor sevgili arkadaşlar. işlemci olarak gt de olduğu gibi iyi bir işlemci ile geliyor diyebilirim sizlere. Snapdragon 7 Gen 1 ile geliyor bu cihaz işlemci anlamında ve 4500 mAh'lik bir pil ve aynı zamanda da 67 W'lık bir hızlı şarjı var. Bu cihazın fiyatı 14 4000 TL ile 15000 TL bandında ben listeyi hazırlarken değişiyordu ve hemen ardından Poco F4'ü de atlamayalım arkadaşlar. Poco F4 hala satın alabilir cihazlardan bir tanesi bana sorarsanız. Çünkü 12500 TL bandında cihazın fiyatı ekranı yine muazzam. Listedeki diğer cihazlarda olduğu gibi 120 Hz'lik bir paneli var. Dolby Vision desteği var. 1300 litlik bir parlaklığı var. Tabii ki bu ekranların hepsi birbirine benziyor ama amoled yapıda bu ekranda ve işlemci tarafında Snapdragon 870 ile geliyor Poco F4. Şimdi bu cihazın da yine şarj özelliklerine baktığımızda Xiaomi 13 Lite'de benzer arkadaşlar. Çünkü 4500 mAh'lik bir pil ve 67 Watt'lık da bir hızlı şarj desteği bulunuyor bu akıllı telefonda. Bu açılardan da değerlendirdiğimizde yine satın alınabilir cihazlardan bir tanesi oluyor. Ve listemizde bir sonraki cihaz Realme 10 Pro Plus 5G arkadaşlar. Bu cihazı da incelemiştim. Kanalımda sizlere anlatmıştım ve gayet de beğenmiştim. Ekran anlamında da bu akıllı telefon diğer cihazlarda olduğu gibi oldukça başarılı. AMOLED bir paneli var. 120 Hz'lik bir yeni sahip Mediatek Dimensity 1080 ile geliyor. 5000 mAh bir pil ve 67 wattlık bir hızlı şarj bulunduran Realme 10 Pro Plus fiyat olarak 14.500 15.000 TL bandında arkadaşlar ve listemizde diğer cihazların hiçbirinde olmayan bir özelliğe sahip olan bir akıllı telefon var. O da Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G arkadaşlar. isimleri böyle çok uzun bu cihazların ama teknik detaylarına baktığımızda hani o uzun isme değer de cihazlar diyebiliyorsunuz. Şimdi bu cihazda süper amoled bir panel var arkadaşlar. 12.500 12.600 TL bandında falan bu telefonun fiyatı. Ben geçtiğimiz sene incelemiştim ve 8.000 küsür lira civarındaydı. Yine yani diğer ürünlerle karşılaştırdığımızda yine biraz daha az zam görmüş diyebilirim sizlere. Keşke hiç görmeseydi ama böyle olmuş maalesef. 120 Hz'lik bir ekran paneli var bu akıllı telefonda. AMOLED yapıda bir panel bu panel. Ve tabii ki 1200 nitlik bir parlaklıkta bizlerle buluşuyor. Şimdi Dimensity e 920 işlemci modeliyle geliyor. Belki bu yüzden bir tık eleştirebilirsiniz ama şarj tarafında bu akıllı telefon resmen şov yapıyor arkadaşlar. Çünkü cihazda 120 wattlık bir kablolu şarj desteği var ve 4500 mAh kapasitesindeki bu pili tam 15 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Gerçekten etkileyici. Yani hızlı şarj her şey mi derseniz bazen her şey olabiliyor. Özellikle sıkışık anlarınızda ya da yoğun günlerinizde. Dolayısıyla bu akıllı telefon diğer cihazlardan kendisini bu anlamda çok pozitif bir şekilde ayırıyor sevgili arkadaşlar. Sizlerin tabi 12 listede görmek istediği ve göremediği ya da gördüğü için bana kızdığı bir akıl telefon varsa yorumlara yazarsınız. Bunun gibi fiyat listelerinin farklıları gelsin mini yorumlara lütfen belirtin. Çünkü bir önceki videoda 10-15 bin çok fazla isteyen olduğu için bir de 10-15 bin çekeyim dedim bu ay. Hatta severseniz bundan sonrasında her ay 10-15 binde ekstra çekiyor olurum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın bay bay.